Sesli köşelerde Osman Ertürk'ün kaleme almış olduğu TR724'te yer alan Mafyatik Yargı Cübbeli Tetikçiler başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Hakim sanığa sormuş, oğlum her şey ayan beyan ortada, işte kapı gibi suç delilleri, işte görgü şahitleri, tutturdun ille de avukatımı isterim diye, avukat gelse ne diyecek? Sanık gülümsemiş, vallahi ben de onu merak ediyorum hakim bey. Günümüzün yargı bürokrasisi tam da fıkradaki sanık gibi, nasıl da göz göre göre arsızca inim inim inletiyorlar memleketi. Biri YSK'da karar alıp seçimi iptal ediyor, diğeri hamile loğusa kadını tutukluyor, bir diğeri hasta tutukluyu tahliye etmeyip hücresinde öldürüyor. Al birini, vur ötekini. En kıdemlisinden aşağıya kadar ip gibi hizaya dizilmişler. Tam da reisin istediği türden, kullanışlı aparat tayfası olan bir yargı bürokrasisi. Haysiyetleri kalmamış, vicdanını satılığa çıkaran bir güruh var karşımızda. Hiç de yüzleri kızarmıyor. Onlar ki 17-25 Aralık dönemini aklarken yargıda bu mafya düzenini kurdular. Şimdi de 15 Temmuz sürecini etkin bir soruşturmayla incelemedikleri için bu mafya düzeni serpilip gelişti. Esef edilecek bir dönem yaşıyoruz. Yargı bağımsızlığı konusu ciltlerle anlatılacak bir konu aslında. Bu, demokrasinin temel taşı olup hem kuvvetler ayrılığını hem de hukuk devletini birleştiren bir çimento desek yeridir. Şimdiki gibi ortadan kalkınca ne kuvvetler ayrılığı kalıyor ne de hukuk devleti. Mafya düzenine selam çakan bir garabet sahnesindeki yerini alıyor. Bugünün yargı düzenini bundan daha açık anlatmak mümkün değil. Örnekleri yaşayarak görüyoruz desek, abartı olmaz. Dünyanın yargı sıralamasında Afrika'nın kabile ülkeleri bile bizden daha iyi seviyede. Avrupa Birliği'ne aday olan bir ülkenin bu sıralamadaki yeri nasıl sonlarda olur? Tam bir fecaat. Üzerine teşehhüt miktarı düşüneni çileden çıkaracak bir durum bu. Dedik ya, mafya düzeninin bir de tetikçileri var. Birkaç örnekle yakın çekim inceleyelim konuyu. Anayasa Mahkemesi yargı bürokrasisinin en üstünde. Başkanı Zühtü Arslan'ın reisi Cumhur'un önünde bir rukya gidişi vardı, hatırlarsınız. Yüksek lisansını İngiltere'de Leicester Üniversitesi'nde insan hakları ve sivil özgürlükler alanında, doktorasını da aynı fakültede anayasa hukuku alanında yapmış bu zat-ı muhterem. 2002 yılında doçent, 2007 yılında ise profesör olmuş. İnsan hakları ve sivil özgürlükler çalışmış. Nasıl bir akademik kariyer ama, mis gibi değil mi? Okumuş ama okuduğu ülkede ifade özgürlüğünün ne demek olduğuna hiç bakmamış galiba dediğinizi duyar gibiyim. Geçen hafta o ve diğer üyeler bir karar aldı Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ve Ali Bulaç'la ilgili olarak. Bu üç gazetecinin başvuru konusu aynı ama ikisine ret, birine kabul verdiler. Başvuruların hepsini neden kabul etmediler ki? Aynı dosyadan iki kabul, bir ret çıktı. Nasıl olabilir bu? Mafya da aynısını yapmıyor mu? İstediği adamı infaz ediyor, istediğini serbest bırakıyor. Gücün kaynağı meşruluğu kalmıyor anlayacağınız. 60 yaşının üzerinde saçları ağarmış birçok adam var o kurulda. 40 yıldan fazla bir zamandır hukukla yatıp kalkan hakimler bunlar. Başvuru konuları aynı ama adamına göre ayrı kararlar aldılar. Çemişgezi Kadastro Mahkemesi'nden bahsetmiyorum. Anayasa Mahkemesi burası. Memleketin en üst yargı organı ey azizler, en üst. Daha yukarısı gökyüzü artık. Tam bu satırları kaleme alırken İstanbul seçimlerinin iptal kararı açıklandı. Yazımın başlığına uygun başka bir örnek altın tepside önüme konuldu. Beklediğim bir karardı ama gerçekleşince yine de şaşırıyorsunuz. Yüksek Seçim Kurulu'nda da 11 hakim var. Saçlarını ağartmış, yaşını başına almış 11 tane adam. 7'si bir olup iptal ettiler İstanbul seçimini. Gül gibi kazanılmış bir seçimdi hatta. 2 hafta ekstradan oy saydılar da sonuç değişmemişti. O kuruldan da birkaçının özgeçmişine baktım. Yaşları 50'nin üzerinde, yıllarca hukukla ilgilenmişler. Adamlar göz göre göre kazanılmış seçimin üstüne yattılar. Cübbeli tetikçiler sahne aldı tekrardan. Dikkatinizi çekerim, bu zatlar yargı sisteminin en tepesindeki adamlar. Alt derece mahkemelerdeki yeni yetme tetikçiler değil. Aldıkları karar kesin. Başka bir merciye başvuru imkanı yok.
Nasıl ama, iyi değil mi? Olağan bitene bakınca soğukkanlılıkla şunu söylemek mümkün. Ülkede tesis edilen mafyatik düzeni bu zatlar tahkim etti ve geliştirdiler. Aldıkları kararlar veya diğer taraftan kapağını açmadıkları dosyalardan almadıkları kararlardan bunu taammüden yerine getirdiler. Ya menfi karar aldılar ya da süreci uzattılar. Her halükarda saraya payanda olmak tek niyetleriydi. Tarihi biraz tarayınca bugünleri idrak etmek daha kolay olacak hiç şüphesiz. Siyasi veya askeri iktidarın himayesinde ilerleyen süreçlerde hukuk ve adalet mekanizmasının yerle bir olduğuna şahit olduk mazide. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde istiklal mahkemeleri, yasada yargılamaları, 1970-1980 dönemindeki mahkemeler örnek olarak önümüzde duruyor. Benzer dönemlerde muktedir yapı kendince bir adalet anlayışını kullanışlı hakim ve savcılara hep dikte etti. Bağımsızlığın ve vicdani kanaatin geçer akçe olmadığı dönemlerde bunlar. Asli unsur olarak siyasi iktidarın etkisi altında kalmak ve yönlendirilmek karşımıza çıktı hep. Uğur Mumcu'ya göre bu özel zamanlardaki kurumlar mahkeme değil, antidemokratik infaz kurullarıdır. Bu tip mahkemelerde yargılanan sanıkların beraat etme ihtimalleri çok düşük olduğu gibi siyasi iktidarın bir dediği iki edilmiyordu. Çünkü bu kurullar sırf o sanıkları yargılamak için kurulmuş, atanmış hakimler de bu sanıkları mahkum etme amacında olan kişilerdi. Suçta ve cezada kanunilik, doğal hakimlik ilkesi gibi ilkeler rafa kaldırılıp, mafyatik olarak adamına göre muamele dönemi başlamıştır. Hukuk fakültelerinde okutulan en temel ilkeler çöp olmuş, kısa vadede hiçbir mahkemenin bağımsızlığı, tarafsızlığı ve güvencesi kalmamıştır. Bu açıdan tarihsel süreç günümüzle karşılaştırınca film yabancı gelmiyor. Gözümüzü bir yerden ısırıyor bu sahneleri. O kadar kötü mü dediğinizi duyar gibiyim. Evet, bazı uygulamalar o dönem yargılamalarından çok daha kötü. O dönemlerde kadınla, özellikle hamile, loğusa kadınla, bebekle hiçbir zaman uğraşılmadı. Gazete aboneliği, bankaya para yatırma, Dijitürk iptali, burs verip çocuk okutmak, kermes düzenlemek gibi şeyler saçma sapan bir şekilde delil diye insanların önüne konuyor günümüzde. Şunu açıkça söylemek, belki de haykırmak gerekir. Saray güdümü mahkemelerin, kurulların orkestra gibi beraber hareket ederek oluşturduğu ses, kuru bir gürültüdür. Sadece kulağa tırmalayan bir cızırtıdır. Şunu iyi bilin ki, bu mafyatik düzeninizde, işbirlikçi ortaklarınızla aldığınız kararları tanımıyoruz. Hukuk deyip durduğumuz için aksi bir şey yapmak bizim yolumuz değil. Bu tetikçi zevat, güvenilirliği olmayan, sarayın kapısına bağlı, onun iktidar ömrünü uzatmak için çabalayan suç ortaklarıdır. Hele hele terör örgütü suçlamasını size iade ediyoruz. O iddia size yakışır ancak. Tetikçi hakimlerinizin aldığı kararların tamamı müsveddedir. Onları itinayla buruşturup çöpe atıyoruz. Şunu kafanıza koyun ki, yukarıda saydığımız aktivitelerin hiçbiri suç değildir. Ve akıl sağlığı yerinde olan biri de bunlara suç diyemez. Mafyatik yargınız, infazcı hakimleriniz, cübbeli tetikçileriniz suçların hesabını da vereceklerdir. Hakikatin karşısında hiçbir güç duramamış ve pes etmiştir. Devasa medya gücünüz, para dolu kasalarınızın ve iktidarınızın bir gün sonu gelecek. Yıkılıp gideceksiniz. Biz de şu an çilemizi çekiyoruz ama bilin ki her kışın bir baharı, her gecenin bir sabahı vardır diyor Osman Ertürk, TR724'deki köşesinde.